Merhaba arkadaşlar, ben Derya Gökçen. Büyük Çöküş, Selwyn Parker, Kitap Kritiğini anlatacağım. Dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Büyük Çöküş kitabı 1929 krizinde neler yaşandığını ve bunun sonucunda bazı ülkelerin bu krizi nasıl fırsata çevirdiğini, bazı ülkelerin ise bu büyük buhrandan ne kadar çok etkilendiğini anlatmaya çalışmıştır. Büyük çöküş ülkelerin ekonomilerini derinden sarsmış, bunun yanı sıra politikada da değişikliklere sebep olup bazı hükümetleri iktidardan düşürüp ve Hitler'in yükselişine sebep olmuştur. Jack Morgan babasından miras kalan bankayla Almanya ve Fransa'ya paralarını istikrara kavuşturmaları için yardımlarda bulunmuştur. Londra'daki banka şubesi ülke için tahvil çıkaran başlıca güvenilir şirketlerden biriydi. Jack Morgan, bankacılık sisteminin itibarı zedelenmemiş kişilerle çalışarak iyi yönetileceğini düşünüyordu. ABD'de 1929'da Başkan Colet döneminde borsa fiyatlarında artış, bunun yanı sıra gelir seviyesinde de artışlar gözlemleniyordu. Bunun sebebi olarak 1914 ve 1918 yılları arasında yapılan savaşta İngiltere ABD'deki yatırımlarını satarak finans sağlamaya çalışmıştır. Bu olay ise ABD'nin lehine olmuştur. ABD Başkanı Less is Fire, oluruna bırak yöntemini kullanıyordu. 1929'da ABD'de ticari monopollerin sayısı da artmıştı. Colet döneminin başarısının diğer bir nedeni de Frederick Taylor'un geliştirmiş olduğu üretim organizasyonu düşüncesidir. Çöküşe giden 5 yıl içerisinde piyasaya girmek isteyen yatırımcılar borçlanmış, Wall Street ve hisse senedi piyasası tarafından aldatılmışlardır. Telefon, telgraf, radyo, havacılık gibi sektörlerde hızlı üretim yapmaya başlayan ABD, dünyayı alt eden teknolojik gelişmenin amblemi olmuştur. New York'un en önemli 9 bankasından biri olan P. Morgan Co.'nun büyük ve şöhretli kişilere hisselerini veriyor ve kendi müşterilerini kendisi seçebiliyordu. Kendi kurdukları şirketlerde hisselerini satmak zorunda kaldıkları zaman kendilerine de bir pay ayırıyorlardı. Bunun sebebi ise hisse satın alan yatırımcıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktı. Yatırım ortaklığı kanunsuz sayılmasına rağmen çapraz işlem yaparak yatırımcıları kandırabiliyorlardı. Kolay aldanabilen yatırımcılar yatırım yapmak için borçlandılar ve böylelikle 1929'da hisse senetlerinde borcu dayalı bir patlama yaşandı. İngiltere'de ise durumlar şöyleydi. Merkez Bankası yöneticisi Pound'u destekliyor, yıpranan altın standardını savunuyordu. Para birimleri altın standardı altında belli oranlarla bu modele sabitleniyordu. Keynes'in yorumuna göre ABD'deki spekülasyonlar faiz oranlarını yüksek bir seviyeye çekmiştir. Bunun cazibesine kapılan İngiltere dışarıya yüksek miktarda altın akışını başlatmıştır ve bunun felakete dönüşülmesinden korkuluyor denmiştir. ABD'de hisseler hızla yükselmeye devam ederken İngiltere'de Hatry krizi meydana gelmiştir. Hatry sayısız alanlara yatırım yapan bir ticaret adamıdır. Hatry krizinin sebebi ise finansman sağlamak amacıyla sahip olmadığı hisseleri basmıştır ama başarılı olamamıştır. ABD ekonomisinde bu olaydan sonra büyük bir oranda hisseler el değiştirmiştir. Yatırımcılar deyim neredeyse ABD'den kaçmaya başlamıştır. Akıl hocası Keynes olan Dennis Robertson bu durumun düzelmesi için tasarrufların ön planda olması gerektiğini savunmuştur ve burada Keynes ile ters düşmüştür. Çünkü Keynes likidite odaklı düşünüyordu. ABD başkanı ise maaş kesintilerine son verip sendikaların yüksek maaş talep etmelerinin yerine daha uygun miktarda maaş artırımı yapılması yönünde ikna etti. ABD Merkez Bankası ise likidasyoncu bir politika izleyerek para arzının 1/3 oranında düşmesine izin verdi. Avustralya o dönemde İngiltere'nin sömürgesi altındaydı ve otorite yanlısı bir ulustu. 1920'den sonraki büyümeden etkilenmediklerini savunan sendikacılar kömür madencilerini greve yönlendirdiler. İşçiler grev yapsalar dahi umduklarını bulamadılar. Maden sahipleri serbest işçi alma kararına vardılar. Grev yapan madenciler daha fazla yoksulluğa dayanamayıp daha da düşük bir ücretle çalışmayı kabul ettiler. Avustralya'nın kötüleşen ekonomisini düzeltmek üzere İngiltere Merkez Bankası bir görevli gönderdi. Bu görevle birlikte Avustralya'ya gelen Niemeyer, ülkenin gelirlerinin düşmesinin sebebi olarak azalan gümrük vergileri ve işsizlik olarak görüyordu.
Almanya'da ise Nazileri engellemek için kararnameler çıkartıldı. Hapis cezaları verildi ve ateş silahlarının satımına engellemeler getirildi. Almanya'da işsizlik artınca Hitler adeta bir ekonomi elçisi olarak görülmeye başlanmıştı. Hitler ekonomiden pek anlamasa da her şeyden çok seçmenin ne istediğini biliyordu. Hitler'in olağanüstü bir inandırıcılık kabiliyeti vardı. Kendine inandırdığı insanlar arasında Henry Ford da vardı. Macmillan raporu Alman krizinin tam ortasında yayınlandı. Bu rapor sonucunda İngiltere'nin kamu maliyesi ve yetersiz altın rezervlerindeki kötü durum ortaya çıkmıştı. İngiltere bu durumundan kurtulmak için New York'tan yardım aldı. Yeni bütçe açıklandığında Kraliyet Donanması dahil diğer sektörler isyan çıkardılar. Bu olaydan sonra tekrar İngiltere Merkez Bankası'nın kasaları boşaldı ve sterlinin çöküşüne sebep oldu. Merkez Bankası Başkanı talimatıyla özel şahıslara altın satışı yapmaya bıraktı. Bunun ardından Britanya gibi diğer ülkelerde altın standardını terk ettiler. Bunalımdan etkilenen diğer ülke ise Yeni Zelanda olmuştu. Bu ülke artık imparatorluğun en vahşi şekilde enflasyona yol açan hükümetlerinden birisi haline gelmişti. Tarıma dayalı bir ekonomisi vardı ve oldukça zor günler yaşanıyordu. Hükümet vergiler topladı, bunun yanı sıra ekonominin düzelmesi için işsizlere maaş verdi. Ama ne yaptılarsa başarılı olamadılar. Gıda satışlarında da düşüşler yaşandı. Çatlaklar Kanada'da da genişledi. Milyonlarca insanın durumunu giderek kötüleşirken kapitalizmin adaletsizliği hakimdi. Hükümet her yere borçlu konuma gelmiş, kısa sürede gelirinin yarısından fazlasını kamu borçlarının karşılanmasına, kalan kısmı ise yurt dışı ödemelerine gidiyordu. Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkeler 1929 ekonomik buhrandan kötü etkilenmiş olsalar da bu ekonomik durumu kendi lehine çeviren ülkeler de vardı. Ekonomik bunalım bir bakıma Hindistan'ı özgürlüğüne kavuşturuyor. Yeni bağımsız olmasına rağmen İngiltere dışındaki bazı ülkelerle de ithalat yapabiliyordu. Ekonomik krizden yararlanan diğer bir ülke ise Japonya'ydı. Hızla kendi sanayicileriyle ortaklık kurarak satış yapmak üzere tüm dünyanın köşe bucak araştırdı. Birkaç sene içerisinde Japon mallarının dörtte birini satın alan yeni bir pazar oluşmuştu. Çöküş sırasında Çin de hızlıca gelişmekteydi. Buhran dönemi Çin para biriminin altın yerine gümüşü endeksleyen Çin bunalımdan hiç etkilenmemiştir. İngiltere'deki insanlar artık açlıktan zayıflamış bir deri bir kemik kalmışlardı. İnsanlar yaşadıklarını darboğaz, sıkıntı, sahipsizlik olarak nitelendiriyordu. Hükümet yoksul insanlara yardım etmek için birçok kriter arıyor ve önlerine çıkan en ufak pürüzde bile yardım etmeyi reddediyordu. Artık İngiltere'de durum o kadar garipleşmişti ki sigara üretimindeki artış resmi olarak ekonominin genel sağlık göstergesi olarak ölçülüyordu. Bu sırada İngiltere'de likidasyon karşıtları yükselişteydi. Cambridge Üniversitesi'nin tanınmışlarından olan Arthur Pigou ile Keynes arasında büyük uçurumlar meydana gelmişti. O dönemde pek tanınmasa da parlak zekasıyla bilinen Richard Kahn, Keynes'in öğrencisi ve destekçilerindendi. Kahn çarpan teorisi olarak bilinen fikirleri üzerine çalışıyordu. Keynes krizden kurtulmanın yöntemi olarak kamu yararına harcama yapılması gerektiğini düşünüyordu. Pigou ise bu düşünceye karşı çıkıyor. Özellikle eski endüstriyel işletmelerde gerçekleştirilen işlere kıyasla ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle maaşların bir şekilde düşürülmesi gerektiğini söylüyordu. Keynes ise buna karşı çıkarak müdahalelerin olması gerektiğine inanıyor. Ekonomik hareketliliğin devam etmesi için teşviklerin uygulanması gerektiğini düşünüyordu. Kahn'ın çarpan teorisi para arzının rolü üzerine kuruluydu. 1 pound ücret alan kişinin tedarikçiye, üreticiye ve vergi memuruna ne hızla ulaştığı ve ekonomiyi canlandırmadaki rolü üzerineydi. Keynes'in savunduğu gibi parayı yastık altından tutmak ekonominin normal süreçlerini felç etmekten başka bir işe yaramayacaktı. Amerika'da ise dikkat çeken ekonomist Irving Fisher, ekonomiyi iyi bir hale getirmek için bir takım çalışmalar yürütüyordu. Amacı ise paranın geriye dönüş hızını belirlemek için bir formül geliştirmekti. Ayrıca para arzının düzenlenmesini teşvik etmek için bir dernek kurmuş ve böylelikle fiyatların istikrar kazanacağını düşünmekteydi.
Almanya'da Hitler'in yükselişinin ardından işsizlik oranı düşmüştü. Hitler hükümeti yüksek refah seviyesi olarak otomobil sahibi olunması gerektiğini düşünüyordu. Böylelikle işçilerin kazandığı ücretlerin bir kısmını kesinti yaparak ve bu kesintilerle belirli bir miktara gelindiğinde işçilerin Volkswagen marka araç alabileceklerini söylüyorlardı. Ama Hitler kamu fonlarını o dönemde savaşı yönlendirmeye başlamıştı. Kamu fonları da yeterli olmayınca işçilerin birikimlerine de el koyarak silah yapımında kullandı. Hitler'in totaliter ekonomi stratejisi işe yaramış, işsizlik oranları azalmış, ücret ve fiyatlar sabitlenmiş, finans sektörünü meydana getiren döviz kurları, para ve sermaye ile ilgili her şey yasalarla koruma altına alınmıştı. Tarım ve sanayi üretimi de kontrol ediliyor. Ülkede hiç kimse kendi istediği işte çalışamıyor, devletin belirlediği işlerde çalışıyordu. Hollanda, Almanya'nın bu yükselişini hayretle izlerken kendi ülkelerindeki durum da pek iç açıcı değildi. İhracatta en büyük müşterisi olan Almanya'nın Hollanda üretim malları almayı durdurması Hollanda ekonomisini büyük ölçüde etkilemiştir. Naziler Avustralya'da kontrolü ele geçirmek istiyorlardı. İngiltere Avustralya'ya bu konuda yardım etse de başarılı olamamış ve Avustralya Başbakanı Naziler tarafından öldürülmüştür. New York'ta hayal kırıklığı içerisindeydi halk. Öğretmenler, avukatlar, yeni mezun olmuş öğrenciler işsiz kalmıştı. Beyaz Saray'da görev değişimi olmuş, Başbakan Roosevelt göreve gelmişti. Amerika'da artık işler eskisi gibi yürümüyor, yerel bankaların çökmesiyle birlikte artık para kullanılamıyor ve insanlar takas yoluyla işlerini hallediyorlardı. Başbakan ülkenin durumunu iyileştirmek adına Ulusal Kalkınma Yönetimini kurdu. Bu kurumlarla birlikte asgari ücret belirlendi, çalışma saatlerine sınırlama getirildi ve çocuk işlerin çalıştırılması yasaklandı. Yeni düzen kapitalizmin iktidarını ezip geçerken büyük işletmeler başkana sert tepki gösteriyorlardı. Çünkü ücretler ve üretimle ilgili beliren son derece keskin yasalar nedeniyle muhalif kesimler onları Hitler gibi davranmakla itham ediyorlardı. Jack Morgan, bunalım dönemi boyunca vergi ödemediği anlaşılınca servetin büyük bir kısmı vergilerin artması nedeniyle yok oluyor ve gelir seviyesi düşüyordu. Morgan tarafından kurulan tüm şirketler yeni düzen kanunlarıyla birlikte kayboluyordu. Glass-Steagall kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Morgan'ın bankalarının ve diğer tüm benzer bankaların mevduat işlerini yatırım faaliyetlerinden ayırması gerekmişti. Sonunda Morgan'ın bankaları mevduat bankası olmaya karar verdi ve yatırım şirketleri ortadan kalktı. Morgan daha fazla olanlara dayanamayıp 1943'te kalp krizi geçirerek öldü. Morgan'ın servetinin büyük bir bölümü bunalım döneminde yok olmuş, geriye kalan kısmı ise vergi kesintileri sebebiyle alınmıştı.